devam edelim. Konjektürden devam edelim. Şimdi daha önceki harekat zamanlamasını dikkate aldığımızda yani silahlı kuvvetler açısından, e, uluslararası ortam açısından e, işte Milli, Milli Suriye Ordusu'nun e, eğitim, donanım durumu açısından e, Rusya'nın Ukrayna işgalinden dolayı meşguliyeti dikkate alındığında NATO'nun tekrar Ukrayna'dan dolayı tekrar bütünleşmesi ve Türkiye'nin artan stratejik rolü veya hatırlanan stratejik rolü işte Tal koridoru dahil gündeme geldiğinde şimdi e, harekat ortamı Türkiye için önceki e, icra ettiği harekatlara göre çok daha uygun. Şu anda daha da daha, daha uygun. uygun daha rahat bir harekat ortamı var. Dolayısıyla bu faktörler, dış faktörler ve iç faktörler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin elini rahatlatıyor. Şimdi Amerika nihayetinde PKK denen eli silahlı terör örgütü mü, Türkiye mi? Eğer PKK ile beraber silahlı kuvvetlerin karşısında resmi Amerikan askerin durması noktasında söylüyorum. O noktaya geldiğinde veya işin o noktaya gittiğini gördüğünde, Türkiye'nin kararlılığını gördüğünde tabii ki Türkiye diyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri diyecek. Yani, yani Tabii ki Türkiye demesi ne demek? Yani, yani oradaki bütün PKK'lılara diyecek ki çekilin. Yok, çekilin şey diyecek. Demek? Biz de şu koordinatlardayız. Bize ateş etmeyin. Bizim can güvenliğini evet, sağlayın yani diyecek. Fiziksel olarak bir karşı duruş yani, olmayacak. Amerikan silahları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Amerikan askeri kullanılmayacak. Ama bunu çok özür dilerim. Bunu Münbiç Terrifat için söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorsunuz? Daha devamı için de söylüyorum. Bütün Doğusu Suriye için. için de mi söylüyorsunuz? Tabii tabii. Daha sonraki aşamada bütün Suriye için söylüyorum. Tabii e, Eray kardeşim e, harekat başka alanlarda da olabilirdi. Şimdi biz terrifata veya Münbiç'e harekatı başlattık. Aynen Arap'tan bize terörist saldırı oldu. Gücümüz var. Oraya da gireriz. Gireriz. Çünkü Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bir yetki var. Yani e, evet. beyan Kamışlı'da benzer bir şey oldu. Ee, yani, oraya da harekat yapacak. Yani haritada ya, daha iyi anlaşılıyor. Evet. Şimdi, ee, buyurun e, Dursun Bey, buyurun. Şimdi böyle konuşuyoruz. Sanki herkes ezbere biliyormuş gibi düşünüyoruz biz <laughs> ama. Evet. Yok harita Haritada vardır, görünce yani. daha yani, e, şey milletim, anlaşılıyor. Milletimiz buyurun. ezberledi yani. Bu e, Kuzey Suriye'yi ezberledik. Şimdi eee açıklanan. Siz bu e, miyim? Açıklanan harekat hedefleri nedir? Münbiç ve Terrifat şu an kamuoyuna Cumhurbaşkanı açıkladığı evet. e, silahlı kuvvetlerinin... bizim ve, hep üzerinde konuştuğumuz ve kamoyla evet. e, işte belirlenen paylaşılan ilk hedefler bunlar yani Fırat'ın batısında evet. e, temizlenmesi gereken ve geri e, Suriyelerin geri göçü için önemli olan su kaynakları açısından da doğal bir engele dayanması açısından da son dönemde verdiğimiz şehitlerin terör saldırılarının yoğun olduğu bölgenin temizlenmesi açısından da. Planlanan hareket buralara. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bunun e, Irak sınırına kadar olan planlamayı yaptı. ya yani Hangi kuvvet neyi, nereyi kullanacak, emir verildi de ne yapacak, onun planlamasını yaptı. Zaten kuvvet yapılanması değişti. Bütün e, sınır hattı boyunca e, bir e, plan hazır. Plan hazır zaten. Yani kuvvet yapılanmasını içinde. da değiştirdi. Yani bizim eskiden piyade tugaylarımız vardı, motorlu tugay, hepsi komando tugay haline geldi. Yani bu tür harekata... Terörle mücadele hazır hale geldi. Bu 10-15 senelik bir hazırlık yani, süresi. Yani, Türk Silahlı Kuvveti ciddi bir dönüşüm dönüşüm yaşadı. yaşadı. Dönüşüm yaşadı. Evet, bir hazırlık olarak diyorsunuz. Dolayısıyla biz burada harekata başladığımızda e, başka bölgelerde, Aynel Arap'ta veya Kamışlı'da e, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olursa, saldırı tabii e, atış şeklinde olabilir, havan atışı şeklinde olabilir. Daha önce biliyorsunuz IŞİD'in e, Gaziantep'e kilise attığı roketler vardı. Biz de evet. milletvekiliydik, gittik o dönemde engellenmesi için e, Genel Genelkurmay <laughs> Savunma Bakanlığı ile görüştük. E, dolayısıyla oralara yapılacak harekatta bir baskın etkisi yapar çünkü bütün hazırlıklar orada. Ancak şunu görüyoruz ki işte Amerika'da temsil temsilcilerimiz üyesinin söylediği e, çok gibi Çok özür e, dilerim. Aynalı Arap için şu gri Hat izleyicilerimiz evet. de göremiyorlarsa onu söyleyeyim Şurası, ben. Evet. Türk Rus ortak devriye alanı. Devriye alanı. Yani evet. e, Şurası o, o devriye alanından güneye mi diyorsunuz? eğer saldırı olursa yani şu Türkiye işte Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ya da Milli Suriye Ordusu ilerler diyorsunuz m 5 karayolu. Anladım. dolayısıyla bu karayoluna kadar yani 30 kilometrelik güvenlik sınırları belli, Haritalar işlenmiş, harekat planları yapılmış. Yani orada Ruslarla ortak devriye alanı ya o bir sorun teşkil eder mi? Hayır teşkil etmez. Zaten niye teşkil etmez? Rusya zaten çok meşgul. Ukrayna çok meşgul. Öyleyse burada Türkiye'yi kızdıracak, Türkiye'nin tepkisini çekecek bir etkinlikte bulunmasını beklemiyoruz. Yani önceki harekatlara göre çok daha harekat ortamı dış ilişkiler açısından daha uygun. Şimdi bir tez var. yani birden 30 kilometre derinliği aslında. Birden girelim, ifade bütün hattı, güvenlik hattı. koridorunu tesis edelim. Bu bir hareket tarzı. Evet. Ama bunun artıları var, e, olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Nedir olumlu yönleri? E, bir anda e, bölgeyi emniyet alırsınız, işte geri göçü e, sağlarsınız. E, Alan açarsınız. Suriye'dekileri buraya konuşlandırsınız. Buna gücünüz var mı? Var. Buna gücümüz var. Ama e, bunun yaratacağı tepki parça parça, salam dilim dilim. Bölgenin kontrol altına alınması, terörden temizlenmesi, öz yönetimlerin ihlas edilmesi ve bu harekatın doğuya doğru yürütülmesi terör üzerindeki baskıyı da art sürdürür. Aynı zamanda Rusya'nın ve Amerika'nın Türkiye'nin harekatına olan tepkilerini azaltır. küçük Şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki harekatını düşünelim. Kiev'i bütün Ukrayna'ya hedef almayıp da, Doğu Ukrayna'dan başlasalardı O ambargoların falan çoğu gelmezdi. Yani aynı Kırım'da evet. olduğu gibi alıştıra alıştıra belki bugün işgal ettiği sınırlara yine gelebilirdi. Yani yanlış bir hedef seçti, stratejik bir hedef seçti ve tepkiler büyük geldi. Büyük geldi. Dolayısıyla ambargoları yedi. Türkiye oradan da ders alarak daha kısmi hedeflerle parça parça hedefine ulaşmak istiyor. Ben de genelde bir anda girelim, koridoru oluşturalım, gücümüz var parça parça uğraşmayalım diye düşünüyordum ama son dönemde e, Ukrayna'daki gelişmeleri görünce bunun e, doğru bir hareket tarzı, yani tercih edilecek bir hareket tarzı olmadığını gördüm. E, tabii yine aynı noktaya geliyoruz. Şimdi Amerika kuvvetleri yoğun olarak buradalar. Petrol bölgesindeler. E, ve e, eğitiyorlar, donatıyorlar. E, i̇şte 50-60 bin kişilik bir e, güç oluşturdular. Onlar ne derse, Amerika ne derse bu güç onu yapıyor. Yani Amerika çekilin derse onlar çekilecek. Nereye çekilecek? İşte Suriye rejiminin bayraklarını çekerek e, güneyde Suriye rejimi bölgeleri. Peki 30 kilometre derinliğinde bu hattı tamamlarsa Türkiye, Türkiye için buradaki güvenlik sorunu bertaraf mı? İki temel olacak. amaç var. Bir, göçü önledi. Geri göçü kısmen sağlar bu alanlara kuracağı e, kent, kentlerle, biriket evlerle. 1 milyon Suriyeli bile. Orada da hep deniyor yani can güvenliğiyle ilgili Türkiye'de e, bulunan Mehmetçik Suriyeliler olacağı için. geri dönme 30 konusunda kaybı. sağlanırsa milyonlar geri döner. Burada Mehmetçik olacağı için buralara geldi. 600 bin Suriyeli geldi diyor. Resmi açıklamalar var. Yani dolayısıyla bütün bu alan sağlandığında 1 milyon göçün gelmesi çok daha doğal. Yani özellikle buradan e, PKK'nın baskısıyla e, Türkiye'ye göçmek zorunda kalmış. PKK'nın şiddeti, e, terörü en az rejimiz şiddeti terörüyle eşdeğer yani buradan da e, milyonlarca insan PKK baskısı nedeniyle PKK'nın terörü nedeniyle Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldı. dolayısıyla onların gelişi e, şey yapar e, Amerika saf değiştirirse burada aklı selimi seçip terör örgütü yani Türkiye ile işbirliğine devam etmek e, devam etmek kararını alırsa ben nihai kararım işbirliği demek ne demek burada yani burada PKK'ya böyle desteği çekecek PKK e, belki rejimin ee, silahlı ordu haline gelecek, tasfiye edilecek veya bu köylere yerleşip e, sivil vatandaş olacak. Yani burada PKK'ya verdiği desteği kesecek. Türkiye'nin istediği bu zaten. Yani, Ama burada kendisinin koyduğu hedefi tamamen ortadan kaldırır. Zaten petrol konusu. alanlarını e, Amerikan şirketleri işletir. Şimdi Hı. Irak'ta da öyle yani... E, Petrol alanları Amerikan şirketleri çalıştırıyor, karını onlar yapıyor. Yani tek amaç yani... petrol mü? Biraz önce İsrail ile ilgili de bir perspektif ortaya koydu ya. Ama Abdullah yine Hı. önceki döneme göre de İsrail ile Türkiye ilişkileri gelişiyor, Mısır ilişkiler gelişiyor, Arabistan, Katar'la ilişkiler gelişiyor. Yani dolayısıyla daha önceki harekat ortamına göre dış ilişkiler açısından Türkiye ile yine. Çok olumlu gelişmeler var yo, yo. tabii. En önemlisi yani de İsrail'in güvenliği, İsrail için bir devletçik oluşturma hedefinden söz etti ya Amerika Birleşik evet. Devletleri'nin. Bunu tamamen bırakıp gider mi Amerika? Ya Türkiye'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu hissederse Türkiye mi? Bu Yani en azından öteler vazgeçer. Belli bir süre öteler fırsat bulursa tekrar bu amaçlarına ulaşmaya çalışır. Yani sonuçta Batı, ya bir kriz doğmaz diyorsunuz siz o yok, zaman mı Türkiye'nin atacağı adımlarla ABD hayır. bir karşı hamlede bulunmaz ve ABD ile Türkiye arasında en fazla başka bir, bir kriz doğmaz diyorsunuz. En fazla bir Amerikan başkan yardımcısı işte Rusya savunma bakanı atlar uçağa gelir Ankara'ya protokol biz temizleyeceğiz falan belli bir yerde harekatı durdurmaya çalışırlar yani geçmişte yaşadığımız olayları birlikte yine yeniden yaşarız bunun da bir mahsuru yok gelsinler görüşelim. Peki F16'ları alır mıyız? Tabii F-16 konusu, F-16 konusu yine stratejik bir konu diye NATO müttefikliği, işte Ukrayna ilişkileri dikkat alındığında yani Türkiye'ye Amerika'nın yaklaşmak zorunda olduğunu, bozulan ilişkileri tekrar düzeltmek durumunda kaldığını görüyorum. Bu tabi İsrail'le ilişkilerin düzelmesine de paralel bir ilişki biliyorsunuz. İsrail lobisi, Yahudi lobisi Amerika'da çok etkin. Aynı şey tabii keşke Yunanistan'la da ilişkilerimizi düzelse Yunan lobisini de lehimize çeksek ama bu yakın zamanda gözükmüyor. Yunanistan ne yazık ki Türkiye'nin buradaki harekatını olumsuz yönde etkileyecek Batı'ya kuvvet ayırmasını ayırmaya zorlayacak bir konumda tutuluyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Batı Fransa tarafından. Çünkü bir kısım bir kısım kuvvetlerini Ege'de tutmak zorunda kalıyor Türkiye. Niye Yunanistan herhangi bir oldu bittisine işte altı milyon üstünde bir e, Tabii. E, karasularını Tabii. kara sularını genişletme ihtimaline karşı işte araştırma gemisi çıkacak. Yani Ege'de de e, bir ısınma Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de de bir ısınma bekliyoruz önümüzdeki dönemde Ağustos ayında. Ağustos ayında? Evet. Planlama açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Abdülhamit Han Sefere çıkacak dedi göreceğiz tabii. Yani. yani. bu durumu ısıtacak diyorsunuz. Ama orada da Yunanistanlıların bazı projeler var. Bir, Yunanistan için az tehlikeli e, nedir? Karasuları. İkinci az tehlikeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki alanda araştırma yapması. En tehlikeli olan da uluslararası suya çık çıkıp Girit'e doğru araştırma yapması. E, en azından bu harekata karar veren bir Türkiye'nin bir veya ikinci hareket tarzının başlangıçta uygulaması Doğru bir karar olur diye düşünüyorum. Peki Hasan Bahçeli Hocam, evet. alayım mı sizi yine e, bizim görüntü alayım. duvarının başına buyurun. Bir şey ilave edebilir miyim? Tabii buyurun. Bakınız şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, İran'da, Tahran'da yaptığı bir açıklama bence bir noktasıyla dikkat çekici. Şimdi biz 30 kilometrelik bir derinlikteki alanın terörden temizlenmesini, sınır güvenliğimizin sağlanmasını bu sayede ve geri dönüşlerin yaklaşık 27 bin kilometre karelik bir alan yapıyor çünkü. Ee, Türkiye'deki geçici sığınma Suriyelilerin orada dönmesini, böylece bizim üzerimizdeki güç, ba göç baskısı da azalmasını düşünüyoruz. Ama bakınız Sayın Cumhurbaşkanı bir de şunu söyledi. Burada Haseke civarındaki terör örgütünün çöktüğü kuyuların petrol kuyularının da temizlenmesinden bahsetti. Şimdi bu da önemli. Niye? Biz burayı temizlesek de eğer burada hala beslenen, kan emen, bir kan emen, bir sinek gibi beslenen bir terör varsa en de sonunda tekrar bizim başımıza da bela olacak. Dolayısıyla burada hem Türkiye'nin hem de diğer aktörlerin yani Suriye Rus, rejimi dahil. Evet Rusya ve İran'ın da e, işte dedi ya bizimle birlikte hareket etmesini bekliyoruz. Aslında böyle bir birliktelik sağlanabilse belki de sizin hani dediğimiz demin anlattık ki evet. ABD'nin bölgeden çıkarılmaya zorlanmasında çok daha süratli bir Irak'ta devreye girerse evet, çok daha süratli bir e, sonuç, yol alınabilir efendim. Yani da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü üzerinde işte açıklamak işte Irak'ta isterim. son gördüklerimiz itibariyle İran devreye girme ihtimalini ne kadar yüksek? İran. Bu, Irak'taki şey Siz çok Irak değişken yani. Biz de tatbikat yaptık. İran, yani, İran yani. demiyorum, Irak, Irak dedi. Irak. Anladım Bursun da Irak'ı onu... yönlendiren de İran Aha, demek. Evet, evet. O anlamda söyledim. Evet. İran karar değiştirirse Irak'ta değiştirir diye. Amerika değiştirirse zaten evet. Bu şey ilişkisiyle başlayalım isterseniz. Bu PYD'yi Amerika terk eder mi etmez mi? Ee, şartlar gerektirdiğinde pat diye terk eder. Afganistan'ı terk etti. Yani hiç umrunda olmaz. Yani mesela burada işte bu bölgede terk etti mi? Terk etti. Ee, ben dedi tamam bir şey planladık. Buradan başlayıp değil mi? böyle buradan Halep şey İdlib'in altından... Denize çıkan bir PYD, PKK devleti istiyorlar mı? Evet istiyorlar. Ee, o devlet gerçekten İsrail'in saldırma güvenliğiyle alakalı mı? Evet alakalı. Buralarda küçük küçük rejimcikler kurmayı düşünürler mi? Düşünürler. Ama bu Amerika'nın planlamasında diğer hedeflerle ilişkilendirildiğinde ne kadar önem taşır? Şimdi bir dönem hani biraz önce bahsedildi Amerikalılar gereksiz yere Orta Doğu'da çok Vakit kaybetti diye evet Amerikalılar bunu kendileri de düşünüyorlar. Zaten Irak 2006 Irak Savaşında o özellikle direnişle karşılaştıklarında e, Amerikalılar ya biz geldik buralara bunları yaptık ama hep kaybediyoruz. Aksine dünyadaki imajımız da bozuluyor, ekonomik zarar da görüyoruz, askerlerimiz de ölüyor. Ne gerek var biz buraya niye saplanıp kalıyoruz? dediler ve 2006'dan itibaren Amerika'nın bütün Orta Doğu'ya bakışı değişmeye başladı. Şimdi bakın bu hani Suriye Türkiye'nin Suriye ile olan meselesi şeyi düşünün 2011'e kadar biraz önce söylendi ya Türkiye bölgesel ekonomik entegrasyon planlı gidiyordu evet. yani neydi biz sınır komşularımızda maalesef doğru düzgün ticaret bile yapmıyorduk birçok mesele üzerinden bölünmüştük. Suriye PKK'ya destek veriyordu. İşte Irak'ta zaten 38. paralel vesaire gibi sorunlar vardı. İran'la yaşadığımız sorunlar ortada. Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki sıkışmışlığı aşmak için yöntemlerinden birisi Suriye ile bir model ortaklık geliştirmek. Onun üzerinden de işte ortak kabine toplantıları vesaire. Ama işte her şey sizin hesapladığınız gibi gitmiyor Yani dünyada mesela Suriye politikası ile ilgili birçok şey söyleniyor ama Türkiye her ne yaparsa yapsın Suriye şu hali görecekti. Yani sadece Suriye değil. Hadi burada diyelim ki Türkiye'nin etkisi var. Libya'yı da mı biz yaptık? İşte ne bileyim Irak'ı da mı biz yaptık? Yemen'i de mi biz yaptık? Yani bu dışarıdan bölge dışı aktörlerin özellikle Amerika'nın oynadığı rolle ilgili. Bob, Arap Bob, Baharı. Bob Projesi yani. Ya ben o Bob projesini pek ciddiye almam. Yani o bir dönem gelir gider yerine başka proje gelir vesaire. Burada burada Obama'nın yapmaya çalıştığı şey şuydu. Irak'ta bu silahla bir şey denedi. Olmadı. Arap Baharı'yla Obama bunu yumuşak bir dönüşte yapmaya kalkıştı. E ama demokrasinin gelebileceği herhangi bir Arap ülkesinde de e, ee, şey ılımlı grupların, ılımlı muhafazakar İslamcı grupların iktidara gelebileceğini gördükleri andan itibaren bir dakika dediler ya biz ne yapıyoruz? Mısır'da Mursi geliyor, işte Tunus'ta Gannuşi geliyor. Burada yine bu benzer bir iktidar oluşacak. E bunların hepsi benimle sorunlu. O yüzden ne yapayım? Ben bu plandan vazgeçeyim. Sonra özellikle Libya'daki patlamalar vesaire. O andan itibaren öz, bu tür coğrafyaları iç savaşa terk ettiler. Türkiye ilk başta biliyorsunuz e, Suriye'ye farklı yaklaşıyordu. Sonra Amerika ile birlikte hareket etmeye başladı. Ama Amerikalılar ayrılıp yani Amerikalılar rejime karşı açıktan bir pozisyon almadıkları andan itibaren Türkiye'nin 2012'den 2016'ya kadar bir Suriye'deki çok zor durumu var. Yani 2015'te Ruslar geliyor. 2015'te Ruslar gelene kadar yine Türkiye etkili Suriye'de ama 2015'te Ruslar evet, geldikten sonra özel 2015 miydi? 2015'ti galiba özellikle şey uçak krizi falan yaşandığında o tarihten itibaren Türkiye için Suriye bir şeye dönüşüyor. Korkunç bir alana dönüşüyor. Varmışım. Ha Türkiye ya bir şey bozulmadan da düzelmez gibi bir şey var ya. Türkiye için bazen o, o kadar zor bir dönem geldi ki Türkiye mesela Fırat Kalkanı Harekatı'nda darbeden 40 gün 15 sonra, sonra, darbe teşebbüsünden 40 gün sonra Amerikalılara karşı, Amerikalılara rağmen işte DAEŞ'a karşı bu operasyonu başlattı. O dönem bu operasyon benim kanaatim TSK tarafından buradan hemen şuradan girilmişti hatırlıyorsunuz. Evet. Buradan girip Münbiç'i de içine alarak buradan El Elbaba kadar dönüp buradan böyle gidiş hmm asıl operasyonun planlanışı buydu. Yani hani Fırat'ın doğusunda zaten Amerikalılar vardı ama burada DAEŞ vardı ya. Buradan şu iki bölgenin birleşmesini önlemek. Afrin'de de PKK vardı. Buraya bir kalkan çekmeye çalıştı Türkiye. Şimdi bakın askeri olarak bir sorun yok. Komutanlar tarif etsin işte. Özellikle şu sahaya, dümdüz sahaya girdi dümdüz. Askerimiz burayı toparlayıp götürüyor. Şu bölge 8 günde çöktü. 8 günde PKK'nın direnci öyle bir düştü ki Türkiye Rakka'ya da inerdi, Haseki'ye de inerdi. Ne oldu? Ruslar, Amerikalılar hemen geldiler. Evet. Askeri olarak en zor saha şurasıydı, Afrin sahasıydı. E orayı da 2 ayın içerisinde aynen. Türkiye e, halledebildi. Yani orası dağlık tabii ya. Yani. Ormanlık. Yani askeri açıdan en zor bölge evet. daha fazla direnç bekliyorsunuz, daha dağlık bir bölge vesaire bir de adamlar burayı şey olarak kale olarak, olarak. sahile evet. görüyorlardı. Çok tahkil. O yüzden ama bundan sonra Türkiye'nin sahada askeri olarak zorlanabileceği bir şey yok. Tam tarif edildiği gibi. E, bu o zaman öyleyse askerimiz girdiğinde çok hızlı bir şekilde her yere gidebilecekse en iyiye duruyoruz. Ama mesele askeri harekattan ibaret değil. Bu askeri harekatı Lütfen. çok başarılı bir şekilde yürütseniz de bunun siyasi diplomatik zeminini Lütfen. kurmak zorundasınız. Rusya mesela konuşuyoruz değil mi? Rusya e, Ukrayna'da Donbas bölgesini sıkıştırmaya devam etse, sadece orayı hedeflese, daha ötesine e, Kiev'e mesela şey sokmasa, birliklerini sokmaya çalışmasaydı, bütün Ukrayna'yı devirmeye çalışmasaydı, Donbas'ı alır mıydı, almaz mıydı? Alırdı. Alırdı ambargoda yemezdi. Belki de yani. belki de kurşun sıkmadan alırdı. Ambargoda yemezdi. Ondan sonra plebisit mi yapacak? Onu da yapardı. Evet. Hepsini yapardı. Ama yine Rusya öyle bir şımarık hale geldi ki 2015'ten bu yana, 2014'ten bu yana Kırım'a girdi, ses yok. Buraya girdi Amerikalılar hiç ses çıkarmadı. Gürcistan, gitti, Gürcistan. Aa, yani Gürcistan 2008 şeydi. E, o, o dönem biraz daha yavaş yavaş başladı ama. Amerika'nın hiçbir yerde Rusya'nın karşısına dikilmeyeceğini keşfettiği yer 2014-2015 tarih. Kırım. Ondan sonra e, Rusya dedi ki ya ben burayı da alırım hiçbir şey olmaz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hitler'in önce Avusturya'yı sonra şeyin bütün Avrupa'yı sonra Polonya'ya girdiğinde artık geri çekilenlerin geri çekil, geri çekilenler için geri çekilme şansının Alanı kalmadı. noktaya kadar. Abarttığınızda bu tür dönemlerde bu tür operasyonlar yaparsınız, güvenlik operasyonları. Ama belli bir çizgiyi açtığınızda mesela bütün Ukrayna'yı hedef almaya başladığınızda Hep. birileri İşler otomatik saat olarak saat. rahatsız edersiniz. Şimdi Türkiye, yani bu Suriye sahası bizim için acı bir tecrübe kısmı var ya, o yüzden son derece dikkatli. Bakın yani şeye bakar mısınız, hedef 30 kilometrelik, 32 kilometrelik derinlik. Tamamen güvenli bölge. İlk günden beri biz ne dedik? Amerikalılar'a dahil. Biz güvenli, güvenli bölge, bölge istiyoruz kardeşim. Hikayemiz bu. Bizim topraklarımıza buradan göç, terör vesaire gelmesin. Hikayemiz bu. Bu, bu alanın her birine sokmaya çalıştılar PKK'yı. Buradan de aşağı attık, kırdık. Öyle bir artık dediklerinize çıkma şansınız yok. Bakın bunları biz Amerikalıların bize razı olmasından Rusların bize rıza göstermesinden almadık. Tamamen bileğimizin hakkıyla söke 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 aldık. Önce girdik burayı temizledik, bir hat kurduk dedik ki artık denize çıkış şansınız yok. Denize çıkış şansı olmadığında ne olur? Karasal bir devletçik haline dönüşür, kendi kendini sürdüremez. Geldik sonra arkada kalan yeri süpürdük, burayı temizledik. Sonra çok uzun müddet Burası için iki yıl boyunca Cumhurbaşkanı her ay, her hafta geliyoruz, geleceğiz, giriyoruz, gireceğiz. Sonra şu alan, değil mi temizlendi? Hatta birliklerimiz şöyle doğuya ve batıya doğru hareket etmeye başlayınca eyvah Türkiye bütün alanı ele geçirecek diye bir şey geldi. Bunların hepsinde bakın, Fırat kalkanında Münbiçi kurtarmaya çalıştılar ve şey yaptılar. Hala payedirlerinde. Afri'nde de. Rusya Halep. devreye girip terfati. Şimdi Rusya terf Rusya için ve İran için rejim için terfat, Halep'in önünde bir tampon bölge. E, o yüzden Türkiye'yi rahatsız edecek grupları burada tutuyorlar. Halbuki bence orada asıl mesele PYD değil. Baştan itibaren PYD bayrağının arkasında Rusya ve İran var. Yoksa burada o PYD duramaz. Münbiç Amerikalılar çekildikten sonra yine burada Ruslar devraldı. Ruslarla. Şimdi bu ikisi sırada... Ha? Yani söylendiği gibi bizim için asıl mesele bu değil mi? Asıl mesele bu. Ama e, adım, adım tam istediğimizi sonuna kadar yapmak uğruna bütün e, mesela şu an dünya Rusya'yı birincil tehdit görürken bizi mi birincil tehdit görürsün? Bunu istemiyoruz değil mi? Rusya'nın konumuna düşmek hiç istemeyiz. O yüzden bakın şurada bile şu daracık alanda bile İran gibi Türkiye'nin hiç de yüzleşmekten korkmayacağı bir aktörü bile ikna etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli benzer tarzda açıklamalar yapıyor. Yani eğer kurşun sıkmadan alacaksanız bunu tercih edersiniz. Evet. Eğer kurşun sıkmak zorunda kaldığınızda diğerlerinin kenarda kalmasını tercih ediyorsanız bu ikinci en iyi tercihiniz olur. Ama öyle bir nokta gelir ki bir saatten sonra oraya milislerini gönderse de onu da vurmak zorunda kalırsınız, onu da yaparsınız. Tam söylendiği gibi Türkiye adım adım çok iyi planlanmış ve ee, çerçevesi çok iyi çizilmiş bir operasyonu sahneliyor. Şu alan ele geçirdikten sonra PKK'nın, PYD'nin burada varlığının her zaman sorun ama Türkiye'ye artık doğrudan doğruya çok büyük bir tehdit oluşturma ihtimali yok. Şurada kullanışsız hale gelen bir PKK-PYD, bir gün Amerika'nın mesela Ukrayna'da Türkiye'ye ihtiyaç hissettiği bir anda veya Çin'le başka bir sorun yaşandığında veya Türkiye'nin Avrupa'nın enerji koridorunu sağlaması gerektiğinde bir gün gelir. O günü beklersiniz. O gün Amerikalıların önüne onu sürersiniz. Doğu Türk O zaman. Peki. Bunları çöpe atarlar o zaman. O zaman hiç kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Afganistan'da ne evet. yaptılarsa burada da aynısını yaparlar.